Öğrenciler için uzun bir tatilin sonuna gelindi. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Biraz mutluyum. Arkadaşlarımla buluşuyorum ve yeniden dersler görüyoruz. Bir yandan da korkuyorum çünkü içimizde bir ölüm korkusu var. O yüzden sürekli dezenfektan ve maske kullanıyoruz. Kesinlikle çıkarmıyoruz. Ama bir önceki yılda online ders olduğu için pek fazla verimli olmadı. Daha çok ölüm korkusu var, korkuyor insan. Ve ailende de yaşı büyük insanlar olunca onlardan daha çok korkuyoruz. Karantinalara falan alınacak artık sınıflar. Yapacak bir şey yok. Çok güzel bir his. İyi ki açıldı. Yani sürekli evde durmaktan zaten sıkılmıştık. Arkadaşlarımızı ve öğretmenlerimizi gördük, mutlu olduk. Bazı öğretmenlerimiz değişti, üzüldük. Ama okulumuz iyi ki açılmış. Hayır, istemiyoruz. Ya kapanmasın. Yaz tatilinde bile okula gelmek isterim ama gelemiyorum yaz tatilinde. Herkes çok özledi öğretmenlerimizi. Özellikle bazı öğretmenlerimiz gitti, çok üzüldük. Mutluyum. İyi ki açıldı. Canlı derste internetler olmadığı için de bazı kişiler katılamıyordu. Üzülüyorduk. O yüzden açıldığı için sevindik. Kapanmasını istemiyorum. Ve 2 gün gidip 3-4 gün gitmemesini, yani çarşamba pazar gidip de cuma çarşamba gitmeleri gibi olmasın, tüm gün açılmasını istiyorum. Heyecanla beklenen o gün geldi. Türkiye'de bugün milyonlarca öğrenci için ders zili çalındı. Vallahi kızım, çok endişeliyiz, gerçek söylüyorum. Ondan sonra çocuklar ne yapacak, nasıl ne olacak? Torun, 2 tane torun var, biri özele gidiyor, biri devlet okuluna. Onun için çok endişeliyiz. Okullarda tedbir alındı diyor ama ne kadar, ben de emekli öğretmenim. Fakat çocuklar işte bahçede, bizler bile onların arasındaydık zamanında. Şimdi değiliz ama yani endişeliyiz. Çok sevindik. Çocuklar bunaldı, sıkıldı. Yani evlerde ellerinden tableti düşürmediler. Onun için şimdi bilmiyoruz. İnşallah iyi olur diyeceğim yavrum. Şey, online yok canım. Benim kız diyor ki, anne diyor, ben bile anlamıyorum diyor. Şeyin başında diyor, zaman geçirdiler diyor. Ben bile anlamıyorum diyor. Yani ben artık hiç anlamıyorum. Onun için çok kuşkudayız. Allah sabah televizyonda da anlatıyor. Ondan sonra TED Post'a bakarım. Ondan sonra tedbirler alındı. Öğretmen eksik diyor, bilmem ne. Adı açıldı oldu, dur bak. Adı açıldı oldu. İnşallah kapanmaz diyorum. Kapanır da kapanmaz diyorum. O yavrular da yani bıktı. Ne güzel günlerde diyorum öğretmenlik yapmışım. Ne güzel günde emekli olmuşum diyorum. Vallahi buradaki öğretmenlere bile söyledim ben bunu. En güzel günlerde çocuklarla oynadık, zıpladık. Güzelce emekli olduk. Darısı bunlar olsun yavrum, bilmiyorum. Sevinçli, mutlu, çocuklar da sıkılmıştı. Ülke için, genel millet için okulun olması lazım. Tabii ki beklentilerimiz her zaman için en iyi şekilde oluyor. Genelde öğretmenlerimizden, okul şey yöneticilerinden falan da memnunuz yani. Bu şekilde giderse iyi. Birazcık tek sorun var. Biraz Suriyelileri bir ayırsalar, ayrı şeye koysalar onlar için de daha iyi olur. Normal öğrenciler için de daha iyi olur. Tek şeyimiz, isteğimiz de o yani. Mesela Eski Bağlarında oturuyoruz. Oradaki okulumuzun kötü olduğundan değil. Kalabalık ve Suriyeli'nin daha çok olduğu için burayı tercih ettik. Hayırlısı neyse olsun.